manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserleri, kadın demek, vatanı uğruna nice evlat. Basınımızın mümtaz temsilcileri, değerli konuklar, hanımefendiler. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen Yaşamı Güzelleştiren Kadın konulu söyleşi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Değerli konuklarımız, Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerinin tanıtıldığı kısa bir video izleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Kadın demek, ana demek, eş demek, umut demektir. Kadın, vatanı uğruna nice evlatlar yetiştirendir. Kadın demek, güç demek, sevgi demek, hoşgörü demektir. Bizim için hayat demektir. Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'nın desteği, eşi Hasibe Hanım'ın öncülüğünde 2014 yılında Aile Toplumun Temelidir bilinciyle çıktık bu yola. Hızla işe koyulduk. Çünkü bizim için güçlü kadın, güçlü Türkiye demekti. Bir taraftan hızla desteğe ihtiyacı olan aileleri ve kadınları belirlerken, diğer taraftan koordinasyon merkezimizin eksikliklerini tamamladık. Aslında aynı çatı altında farklı mekanlarda yaşayan bireylerdik biz. Kadın demek paylaşmaktır, yaraları sarmak demektir dedik. Onlar sizi bekliyor yardım kampanyası yaparak veren eli alan elle bir araya getirdik. Kullanılabilir durumdaki eşyaları teslim alıp atölyelerimizde evden geçirip yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. Kadın demek yarınlarımızı inşa eden el demektir dedik. Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sami Güç önderliğinde başlatılan Anadolu Mektebi Okuma Grubu programlarını Aksaray'da organize ederek çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunduk. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını sağladık. Birçok söyleşi, panel ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptık. Kadın demek, vatanı uğruna nice evlatlar yetiştirendir dedik. Şehit annelerimizle birlikte birçok etkinlik gerçekleştirerek az da olsa onların acılarını paylaşmaya çalıştık. Bu kapsamda Ramazan aylarında konakta annelerimizle birlikte mukabeleler gerçekleştirerek şehitlerimizin ruhuna fatihalar okuduk. Kur'an bilmeyen annelere Kur'an kursları vererek Kur'an'ı hatmetmelerine yardımcı olduk. Farklı zamanlarda il dışı gezileri düzenleyerek farklı ortamları görmelerini sağladık. Her hafta sonu medresede hayat motivasyon dersleri vererek hayata daha iyi tutunmaları konusunda destek olmaya çalıştık. Sinema günleri yaparak morallerini üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Şehit annelerimizle her ay düzenli olarak görüşüp çeşitli etkinlikler yaparak gönül birliği yaptık. Kadın demek omuz omuza verip güçlü olmaktır dedik. Engelli annelerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletebilir miyiz diye
omuz omuza vererek özel çocuklarımızın mutlu olmaları için birlikte çalışmalar yaptık. Rehabilite merkezlerimizi ve devlet okullarını ziyaret edip annelerle görüştük. Annelerimizin yaşadıkları sorunları kendi ağızlarından dinledik. Annelerimizle bir araya gelip Gülay Öztürk Başkanlığında Engelli Anneleri Derneği kurulması konusunda öncülük ettik. Konağın bahçesinde çocuklarımıza çeşitli eğlence programları yaparak onların mutluluğuna ortak olduk. Engelli Anneleri Derneği ile birlikte engelli genç kızlarımız için annelerimizin içinde bir ukde kalan kızlarının kına gecesini Kadın Aktivite Merkezi'nde organize ederek bu özel anı hep birlikte hissedip duygusal bir atmosferde sevgi yumağı olduk. Ailelerimizin morallerini arttırmak için ayda bir sinema programı gerçekleştirdik. Özel çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayalım dedik ve özel çocuklarımız için sevgi izi yapacağımızın sözünü verdik. Kadın demek, acıları ve sevinçleri paylaşandır dedik. Onkoloji hastası kadınlarımızı ortak bir noktada buluşturup onların yaşam motivasyonlarına katkı sağladık. Onkoloji hastası kadınlarımızla Piramit Kafe'de çeşitli yemek programında birlikte olarak fikir alışverişinde bulunduk. Yaşam mücadelelerine katkı sağlamak amacıyla Kılıç Arslan Parkı'nda yürüyüş ve aşure programı yaptık. Ailelerimizin morallerini arttırmak için ayda bir sinema programı gerçekleştirdik. Kadın Aktivite Merkezi'nde yaşam motivasyonu, aile içi iletişim eğitimleri vermenin yanı sıra atık malzemelerden süs eşyaları, takılar ve örgü oyuncaklar kursu vererek onların sosyal, kültürel ve eğitsel anlamda gelişimini sağladık. Kadın demek, engelleri birlikte aşabilendir dedik. Tekerlekli sandalye kullanan kadınlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, onları daha iyi anlamak için birlikte yürüyüşler yapıp birlikte zaman geçirdik. Kadın demek, yardımlaşma ve dayanışmaya açık olandır dedik. Yetim annelerimize yalnız olmadıklarını hissettirerek onların sosyal yaşama daha mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde destek olmalarını sağlamak amacıyla bir araya geldik. Kahvaltı eşliğinde sohbetler yaptık. Anneler günlerini hediyeler ve buketlerle kutladık. Yaptığımız etkinliklerde ilkleri yaşayan annelerimiz bize duygu dolu anlar yaşattı. Kadın demek sabır ve anlayış demektir dedik. Annelerimizle uyuşturucuyla mücadele konusunda çeşitli toplantılar yaparak çocuklarımızın bu belaya bulaşmaması ve uzak tutulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kadın demek, cesaret demektir dedik. Kadınlarımıza girişimcilik kursları vererek onları iş hayatına hazırladık. İşte kadın, güçte kadın diyerek öncülük edip Deniz Oruç Başkanlığında İş Güç Kat Derneği'nin kurulmasına öncülük ettik. Bu sayede kadınlarımıza iş fikrinden itibaren kuruluş ve satışa kadar desteğimizi sürdürdük. Kadın demek, üreten ve emek verendir dedik. Kadın seferberliği oluşturarak kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunacakları Hanım Eli projesini başlattık. 250 kadınımızın el emeği göz nuruyla yaptıkları işleri vatandaşlarımıza sunacakları bir ortam oluşturup projemize başladık. Kadın demek, çalışmak ve başarmaktır dedik. Kadınlarımıza bilgi ve becerileri doğrultusunda mesleki kurslar düzenleyerek ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladık. İşkur'la kadınların istihdamı ve mesleki eğitimi işbirliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda dış cephe yalıtım kursu açtık ve Aksaray Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt'un desteğiyle bir okulun dış cephesini yaparak tüm Türkiye'de kadının sesini duyurduk. Evde bulunan hanımlarımızın daha çok üretime katılması ve kendi ev ekonomilerine daha çok katkı sunabilmesi için pul ve boncuk dikişi kursu açtık. Kadın demek, yeri geldiğinde farkındalık oluşturandır dedik. Kanserde erken teşhis çok önemli diyerek farkındalık oluşturmak için keten durağı yaptık. Kadınlarımızın erken teşhis için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezine gitmelerini sağlamaya çalıştık. Kadın demek, şefkat gösteren,
ve koruyucu olandır dedik. Tüm canlılara karşı sorumlu olduğumuz bilinciyle sokak hayvanlarına sahip çıkmak için Beyaz Pati Derneği'nin kurulmasına öncülük ettik. Kadınlarımızla kimi zaman dertleştik, kimi zaman güldük, kimi zaman duygulandık. Sevgiyle çıktığımız bu yolda birçok evin, birçok yüreğin misafiri olduk. Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgın'ın desteği ve eşi Hasibe Hanım'ın öncülüğünde 2014 yılında çıktığımız bu yolculuğumuz geçen süre içerisinde büyük güç ve güven kazandı. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık. Kadın erkek eşitliğini il düzeyinde ölçmek ve illerin durumunu kadınlar açısından değerlendiren TEPAV'ın 2018 yılı araştırmasına göre Aksaray en hızlı iyileşme gösteren iller arasında yerini aldı. Biz bu gücün verdiği güvenle bundan sonra yapacağımız projelerde daha fazla gülümseyen yüzler görmek için var gücümüzle çalışacağız. Biz Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi olarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi ve daima. Yazar Sayın İjder Aydın'ı o güzel alkışlarınızla, huzurlarınızla arz ediyorum. Kıymetli Başkanımın biricik eşi Sevgili Sibel, bu şahane işler ve bu muhteşem kadın topluluğuyla beni buluşturduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Şimdi masalar dağınık olduğu için yüzleri tam çekemiyorum ama oldukça genç bir topluluk olduğunu görüyorum. Birazdan anlattıklarım belki sizin için çok şey ifade etmeyebilir. Çünkü 1997 yılında başladı benim televizyon maceram. HBB diye bir kanalda çalışıyordum. Türkiye'nin ilk özel kanallarından bir tanesiydi. Dolayısıyla da en çabuk kapananlardan bir tanesi oldu. En zor günlerinde başladı benim televizyonculuk maceram. Artık kanalın ticari sıkıntıları yüzünden o kadar çok olumsuzluk, o kadar çok yokluk vardı ki biz yine de o genç sevincimiz içinde bir şekilde program yapıyorduk. Böyle bir iki ay geçti. Bir iki ay sonra bir gün dediler ki Hülya Koçyiğit gelecekmiş programa. Ben buna yaklaştığım için mi ötüyor? İyi. Bu. Tamam bu kapalı galiba. Öyle mi? Böyle mi? Tamam. İki ay geçti. İki ay sonra dediler ki programa Hülya Koçyiğit gelecek. Çok sevindim. O gece sevinçten uyuyamadım. Düşünsenize sinemanın koskoca yıldızı bizim kanala geliyor, bizim programa geliyor. Ben bir heves, işte hazırlandım, kılığımı, kıyafetimi giydim, onu televizyon binasının kapısında karşıladım. Efendim dedim, hoş geldiniz. Ben o zaman tabii öyle genç bir televizyoncuyum. Ben İçlal Aydın dedim. O da hayatım boyunca hiç unutmayacağım ve tüm meslek yaşamım boyunca birinci kuralım olan bir şey yaptı. Üzerinde turuncu bir kadife ceket vardı. Bir elini göğsünde kavuşturdu, bir diğer elini bana uzattı ve dedi ki memnun oldum efendim, ben de Hülya Koçyiğit. Ben kala kaldım. Bu kadar büyük bir yıldız, Türkiye'de onu tanımayan biri olabilir mi? Ama bir abla olarak öyle tevazu içinde beni öyle cesaretlendirdi ki bunu hiç unutma dedim. Bir gün sen de eğer meslekte ilerlersen sen de mutlaka böyle davranmalısın. Aradan birkaç ay daha geçti. Dediler ki Aysel Gürel geliyor. Eyvah dedim. Aysel Gürel'i hatırlarsınız değil mi? Şimdi yine genç arkadaşlarım için hatırlatayım. Aysel Gürel şahane şarkı sözleri yazan ama kendisinden deli Aysel diye bahsettiren canlı yayınlar için bir canlı bomba, ne yapacağı hiçbir zaman belli olmayan birisi. Sinirlenirse tokadı da basabilir, çekip gidebilir. Allah muhafaza ağzından kötü bir şey çıkarsa o sunucunun sonu olabilir. Bu sefer de korkudan yatamadım o gece. Ben yarın ne yapacağım diye. Aysel Gürel bir geldi ki zannedersin Gazi Osman Paşa İlkokulu'nun müdürü. Bir giyinmiş, saçlarını topuz yaptırmış, bir sevgili, bir tatlı, şahane bir program oldu.
Derya, Deniz bir sürü güzel şeyler anlattı. Program bittikten sonra bir çay içmek için kulise gittik. Bana dedi ki, sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Ben dedi, istediğimi söyleyebilmek için dedi, adımı mahsus Deli Aysel'e çıkarttım dedi. Öyle deyince dedi, kimse dedi bana bir şey diyemiyor dedi. Ama dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedim. Ah yavrum, çok tatlısın, çok güzelsin ama dedi. Senden hiçbir şey olmaz bu dünyada dedi. Hani çok seviyorduk beni. Hani böyle gelmiştim, ben böyle şaşkın şaşkın bakınca. Bu dedi, savunduğun değerlerle dedi, bu tavrınla, oturmanla, kalkmanla dedi, senden dedi, televizyon dünyasında star mıtar olmaz kızım dedi. Ama dedi, o senden hiçbir şey olmaz dediğim şey var ya dedi, eğer bunu bozmazsan dedi, sen üç kuşağın arkadaşı olursun kızım bu ülkede dedi. 80 yaşına da gelsen, 90 yaşına da gelsen, çirkin de olsan, kötü de giyinsen, öyle de yapsan, seni bir kere kalplerine bastılar mı, bir daha da bırakmazlar dedi. Şimdi imza günlerinde üç kuşak geliyor yan yana. Anneanne, anne, kız. Ve ben o zaman meslek hayatımda bana böyle güzel izler bırakan bütün ablalarımı sevgiyle anıyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde böyle güzel bir toplulukta bizi bir araya getiren bu özel günü, ki ben özel günleri çok sevmiyorum çünkü hani sevgililer günü, sevgilisi olmayan ne yapsın? Anneler günü, annesizlerin canının en çok acıdığı gün. Babalar günü, babası başını bir kere bile okşamamış evlatlar ne düşünsün o gün? Ama Dünya Kadınlar Günü, kadının gücünü anma, hatırlama ve hatırlatma günü olduğu için önemli. Bizi bir araya getirdiği için çok önemli. Beni bugüne getiren belki mesleğimdi. Ama ben bugün normalde yaptığım konuşmalardan farklı bir konuşma yapmak istiyorum. Belki bileniniz var, belki bilmiyorsunuz. Benim annem 1950 yılında Ihlara'da doğuyor. ...56 yılında Ihlara'da ilkokula gitmeye başlıyor. Annesi annemi doğurduğunda 15 yaşında, dedemle ikisi Ankara'ya gidiyorlar. Annem burada babaannesi ve dedesiyle kalıyor. Annem ilkokula başladıktan kısa bir süre sonra öğretmeni diyor ki dedesine, bu kız çok akıllı, bu kız okusun, bu kız diyor yürür. Annemin dedesi de heyecanlanıyor. Değil mi ya diyor. Meşale taşısın benim kızım diyor. Annem ilkokulu bitirdikten sonra lacili usta dedem fötür şapkasıyla geliyor. Annemin elinden tutuyor. Ve onu Koçaş'a yatılı okula götürüyor. O giderken babaannesi ve dedesi arkasından çok ağlıyorlar. Annem de ağlıyor. Ebem, ebem diye. Ama babası demiş ki, sana deri ayakkabı alacağım, bir de çanta alacağım. Büyük adam olacaksın. Annem köyden çıkıyor ve yıllar sonra Aksaray milletvekili adayı olarak tekrar memleketine dönüyor. Ben de işte o sırada Aysel Gürel'le ve Hülya Koçyiğit'le tanışıyorum. Ben Ankara'da büyüdüm. Annem devlet memuruydu. Becerikli ve çok güzel bir kadındı. Herkesin annesi kendi hatırasında başkadır. Ama benim annem biraz sert bir kadındı. Çok otoriterdi. Çok kurallıydı. Ona bir türlü hiçbir şey beğendiremezdi. Ve kendi kendime derdim ki, herkes senin kadar güçlü olmaz belki canım. Belki ben senin kadar çalışkan değilim. Belki ben senin kadar becerikli değilim. Tabii bunların hiçbirisini anneme ben yüksek sesle söyleyemezdim. Öyle annemle anneme yanıt vermek, karşısında ayak ayak üstüne oturmak, öyle şeyler bizde yoktu. Bayağı ünlü birisi filan oldum. Böyle televizyona çıkıyorum, bir takım işte haber kanalına çıksam annem yine de eleştirecek bir şey buluyor. Ve ben çok üzüldüm.
üzülüyorum. Kendimi bir türlü anneme beğendiremiyorum diye. Aynı sizinki değil mi? Siz öyle annesiniz. Niye? Ben kendi kendime diyorum ki ya annem beni sevmiyor. Anneme ben yeterince başarılı gelmiyorum diye düşünüyorum. Ve bu arada hani dedim ya biz Ankara'dayız. Annemle babam devlet memuru. 1970'li yıllar. Ankaralı var mı? Yani Ankaralı diye sormak ayıp tabii şimdi değil mi? Ankara'yı bilen, Ankara'dan gelin gelen, tayin olan var. 70'li yıllar hatırlar mısınız bilmiyorum. 80'ler hatırlar. O zaman Ankara şimdiki Ankara değil. En fazla 3 katlı evler var. Hepsinin geniş bahçeleri var. Arkada uzun. Komşular kendi aralarında o kırsal yaşamı bir şekilde devam ettiriyorlar. Biz duvarların üzerine oturuyoruz, akşamları çekirdek çitliyoruz. Babalar işten döndüğünde koşuyoruz, ellerinden fileyi alıyoruz. Herkes herkesi tanıyor ama bu arada inanılmaz bir siyaset var o tarihlerde. Sürekli gençler kavga ediyorlar, bir takım hadiseler oluyor. Hayata akıp giderken saat 3 dedin mi bizim Ankara'daki o bahçeli evlerde şöyle bir şey oluyor. Komşulardan bir tanesi çay demliyor, bir tanesi kısır yapıyor, bir tanesi hamur kızartıyor. Bir de küçük tüpleri var, minderi alıyorlar, hırkalarını omuzlarına atıyorlar, arka bahçeye geçiyorlar, başlıyorlar gündemi değerlendirmeye. Biz de küçük çocuklarız, onların yanında dolanıyoruz falan ama ben böyle çok meraklıyım, hep dinliyorum onları. Sürekli dinliyorum. Bir tanesi diyor ki, ay duydun mu diyor. Savcının oğlunu diyor, Melat'ın kızıyla evlendirmişler. Birden şok oluyor topluluk, hepsi birden dönüyorlar. Ay o çirkin ne mi diyor öbürü. Ya diyor, o çirkin ne? 5 tane de diyor, buruma takmışlar. Ha, kız bu zamanda mı diyor? Ya bu zamanda diyor. Oğlanın babası Batıkent'teki evi de diyor üstlerine yapmış diyor. Hey! Dehşet daha da büyüyor. Sonra içlerinden bir tanesi diyor ki Allah da insana çirkin bahtı verecek canım diyor. Hepsi de diyorlar ki ya evet haklısın. Sonra bir diğeri diyor ki man diyor bu zamanda aşk mı var? Bu zamanda evlilik mi var diyor. Yakında ayrılırlar bunlar diyor. Evet yakında ayrılır diyorlar. Herkes kendi danteline dönüyor, çayına dönüyor, işlere devam ediyor. Ben de o zaman diyorum ki ben büyüdüğüm zaman böyle bir kadın olmayacağım. Omzu hırkalı kadınlardan olmayacağım. Ben büyüdüğüm zaman mutlu olmak için başkalarının mutsuzluğunu bekleyen bir kadın olmayacağım. Ben insanlara mutluluk anlatacağım. Ama tabii o zaman çocuğu... Şimdi devamını duydum. Tabii o zaman çocuğum hayatın nasıl bir şey olduğundan hiç haberim yok. Yıllar birer geçiyor. Gün geliyor, ben de anne oluyorum. Ve gün geliyor, kızımın babasından ayrılmak zorunda kalıyorum. Çok üzgünüm, çok mutsuzum, çok moralim bozuk. Bir sevgililer günü. Bir alışveriş merkezindeyim. Koridorda yürüyorum, her tarafa kalp yapıştırmışlar. Tencerelerin üstünde bile kalp var. Ve ben nasıl sinirleniyorum, nasıl sinirleniyorum? Derken koridorun sonunda, uzakta gazeteci bir arkadaşımı gördüm. Yani size yemin olsun, 100 metre öteden adamın ışıltısından anladım. Aha dedim, bu yanındaki kıza aşık olmuş. Bir el ele geliyorlar. Bir ışıldamak, ayakları böyle yerden bir karış kesilmiş, kız daha da güzelleşmiş, adamın sanki saçları çıkmış filan. Böyle bunlar bana doğru gelirken, ilk defa bu kelime yerini bulacak Tülin'cim. Kinikmek nedir biliyor musunuz? Bunu Türkiye'nin her yerinde anlatırım. Herkes bana bakar kinikmek nedir diye. Neyse bunlar kinikmeyi biliyorsunuz. Bunlar bana doğru geldiler. Annemlerden öğrendiğim bir kelime olduğu için. Kız kardeşimle aramızda bizim o şeydir. Paroladır. Böyle bir şey olur. Kinik ya mı? Kinikme belli oluyor. Şimdi bunlar geldiler. Nasıl mutlular? Dedim ki ay inşallah beni görmezler. Gördüler.
Ne haber, nasılsın, iyi misin, nereye gidiyorsun? Sanki ben sormuşum gibi. Biz de dediler hafta sonu bilmem nereye gidiyoruz. Oradan da çıkacağız, şuraya gideceğiz. İyi, çok iyi, gidin. Neyse, bunlar konuştular, konuştular, gittiler. Giderken ben bunların arkasından bir doya doya kiniktim. Sonra eve gittim, akşam yatağa yattım. Kızımı uyuttum. Günü düşünüyorum, günü değerlendiriyorum. Bunlar geldi aklıma. Ne kadar mutlu oldukları. Hafta sonu gidecekleri tatil, planları. Ay bir kötü hissettim kendimi. Dedim ki Allah'ım, yani bu kadar dua ediyorum, uğraşıyorum. Niye ben mutluluğu yakalayamıyorum? Niye hep başkaları mutlu oluyor? Hep başkaları mutlu oluyor. Böyle üzülürken kendi kendime dedim ki aman ben ne üzülüyorum. Nasılsa yakında ayrılırlar. Bu zamanda aşk mı var? Ve bir anda yatakta kendimi böyle bir kalkışım var ama görmeniz lazım. Ana dedim. Ben o yaşa gelmişim. Omzu hırkalı kadın olmak bir tabiat meselesi değil, bir yaş meselesiymiş meğer. Meğer biraz hayal kırıklığı, çokça yaşanmışlık, yorgunluk, verilen sözlerin tutulmayışı, bütün bunların hepsiymiş. İnsanı artık olumsuzluğu bekler hale getiren. Ve dedim ki, bunu unutma. Bunu unutma, zor bir savaş, zor bir sınav ama yaparsın. O yüzden o günden itibaren ne kadar zor olursa olsun, başımıza gelen bütün zorlukların bir sonraki problemi çözmemiz adına bize verilen hafif bir problem olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü o bittiği andan itibaren yenisi geliyor. Problemsiz bir hayat yok. Zaten onların içinde kaybolalım diye göndermedi kurban olduğum onu bize. Çözelim bir kenara atalım da yenisi gelsin diye. Ama işte insan belki de çok çocukluğunda başladığı için bütün bunlara bazen kendini yorgun hissedebiliyor. Size dedim ya, ben babamın kızıydım, kardeşim annemin kızıydı diye. O zamanlar zannediyorum ki anne babalar evlat ayrımı yaparlar. Babama çok düşkünüm. Ama bu arada tabii ben doğduğumda ikisi de 19 yaşında. Yani ben 6 yaşındayken onlar da 26 yaşında. Yani küçücükler, küçücük. Bir gün babam geldi, dedi ki yıl 1980, tam 9 yaşındayım. Çocuklar bazen bizim söylediklerimizden daha fazlasını hissederler ama büyükler üzülmesin diye hissetmemiş, anlamamış gibi yaparlar ya. Eve bir girdim, evde ciddi bir keder havası var ve anladım bir şeyler olacak. Babam geldi, annem ağlıyor gizli gizli, teyzem bizde ağlıyor, akrabalar toplanmışlar. Babam beni karşısına aldı, dedi ki otur seninle bir şey konuşacağım. Ve ilk cümlesi sen artık büyüdün oldu. O zaman anladım, çocukluğun bitme vakti gelmiş. Biz dedi annenle oturduk konuştuk, bir karar aldık. Ben başka bir ülkede iş buldum. Daha çok para kazanacağım. Sen burada annenle kardeşinle kalacaksın. Sonra ben size para yollayacağım. Bir gün geleceğim, mektuplar yazacağız birbirimize. Ay dedim baba, sakın gitme, ben sensiz ne yaparım? Ama baktım ki bunun pazarlığı yok. Babam gidiyor. Babası uzaklara giden çocuklardan biri de ben olacağım demek ki artık. Derken birkaç hafta sonra bir gece uzun bir masa kurdular bizim evde. Sobalı evimiz o zaman. Sobanın üstünde bir çaydanlık var. Çaydanlıktaki buhar camda buğu yapmış. Ben alnımı cama dayamışım. Sokaktaki karı seyrediyorum. Bunlar türkü söylüyorlar. Babamı yolcu edecekler birazdan. Kardeşleri, akrabaları, amca çocukları, herkes bizim evde. Çorba içiyorlar, konuşuyorlar, kahkaha atıyorlar. Ve ben o kara bakarken ciğerim yanıyor. Birazdan benim babam gidecek. Bunlar nasıl çorba içer? Birazdan benim babam gidecek. Bunlar nasıl türkü söyler? Derken babamın gitme saati geldi. Kar altında indik kapının önüne.
bindik arabaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru yol aldık. O yol bitti, havalimanının kapısına geldik. Babamın eşyalarını indirdiler. Babam kardeşlerine döndü, dedi ki beni kızımla biraz yalnız bırakın. Arabayla havaalanının kapısı arasında 10 adım var. Ama ben biliyorum ki o 10 adım bittiğinde o büyük hasret başlayacak artık. Aradan 30 yıl geçti. Kızımı uyuturken bir gece işte o 10 adım şöyle bir şiir oldu. Karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim o yola, kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demişti. Ben de yazarım sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrendiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gitti. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbinde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum, kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. Ama en çok fesleğenin, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Bir bilsen seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi, 30 yaşım çoktan bitti. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım, kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak babama selam söyle. Uçak babamı aldı gitti. Biz annemle kardeşimle Ankara'da kaldık. Ben babamı çok özledim. Büyük ihtimalle annemi daha da gıcık etti. Ben bakıyorum, ben uğraşıyorum, ben didiniyorum. Bu da hep baba, hep baba. Annem zordu, evet. Ama o zorluklar tıpkı televizyonculuğumun başındaki zorluklar gibiydi. Annemin beni zorlaması olmasa ben belki de bu kadar marifetlerimi geliştirmek zorunda kalmayacaktım. Belki de bu kadar savaşmak zorunda kaldığım anda kendimi güçlü hissetmeyecektim. Bizi güçlendiren zorluklar. Bundan 7 yıl kadar önce annemin dalgınlıkları artmaya başladı. Daha sık anahtar kaybediyor. Daha sık telefon kaybediyor. Aynı soruları tekrar tekrar soruyor. Mizacı değişmeye başladı. Daha da sinirli artık. Geceleri neredeyse hiç uyumuyor. En sonunda bir gün doktora götürdük. Doktor bize dedi ki, çok yakında sizi unutacak. Bir daha sizi hatırlamayacak. Çok yakında yutkunmayı bile unutacak. Ve tomografi var önünde. Orayı açtı. Orada bazı noktaları göstermeye başladı. Hastalığının nedenini anlatırken. Ve dedi çok büyük ihtimalle çocukluğunuz biraz zor geçmiştir. Anneniz biraz serttir tahmin ediyorum. Kuralları yüksektir. Ve sonra bir dolu şey anlattı. Doktor onları anlatırken, yaşadıklarımı size tarif edebilmem o kadar zor ki. Kız kardeşimi aradım ağlayarak.
Dedim ki biliyor musun? Aslında annem beni çok seviyormuş. Annemin belki de bu kadar kızgın olmasının nedeni buymuş. Bunu öğrendikten sonraki o olağanüstü kabulleniş ve olağanüstü sakinleşmenin ardından annem Ankara'da oturuyordu. Evini kapatıp yanıma almak durumundaydım İstanbul'a. Çok üzüldü. Çok ama çok üzüldü. Benim evimde bir koltuğa oturdu ve 10 gün hiçbirimizle konuşmadan bir halıya baktı. Anlıyordum. Hayat bize verdiği her şeyi, hepsini geri alıyor dedi bir akşam. Aynada kendimi göremiyorum ben artık dedi. Ona sarılırdım, ağladığımı görmesin isterdim. Çünkü sık sık ben seni çok mu sarstım, ben seni çok mu hırpaladım, ben çok mu sert bir anne oldum derdi. Ben de derdim ki anne, sen öyle olmasan biz belki bu kadar okumayacaktık. Bir gece beni aramıştı, sen o simiti niye yemedin? 4-5 yaşındayım, sokaktan simitçi geçmiş, simiti almışım, parasını da git annemden al demişim. O kadar kızmış ki annem. Sokaktan alışveriş yaptım, simitçi eve yolladım diye. O simitten bir tane ısırıp ayakkabılığın üstüne koymuşum. Ondan sonra babamla yalvarmışlar bütün gece, ne olur ye diye. Bendeki inada bak yememişim. Annemin aklına gelmiş. Sen o simiti niye yemedin kızım diyor. Anne diyorum, yıllar geçti artık. Hayır diyor, sen o simiti neden yemedin? O zaman anlıyorum ki annelik tamir olmaz, kapanmaz vicdan yaralarıyla yaşamak bir bakıma. Biz bütün bunları konuşurken, yaşarken annem bir sabah uyandı ve bizi unuttu. Hatta önce kardeşimi unuttu. İnsanın annesini kendisini unutması çok üzücü bir şey. Ama sonrasında ona kendi resmini gösterdiğimde kendini de unuttuğunu görüyorum. O artık bize saf sevgiden bir emanet. Adımızı hatırlamıyor, kim olduğumuzu bilmiyor ama bizi gördüğündeki sevincini size anlatamam. Demek ki geriye bir tek sevgi kalıyor. Saf sevgi kalıyor. Boynuma sarılıyor. Bazen böyle kardeşim kızdırmak için oluyor ki, bu kim? Diyorum ki yapma. 36 yıl sonra babam annemi görmek istedi. Bu arada annem ve babam ayrıldılar. Babam bir daha evlendi. 3 çocuğu daha oldu. Babam kapıdan içeri girdi. Annem öyle görünce tabii ki babam ağlamaya başladı. Annem üzülmesin istedim. Annemi yan odaya aldım. Anneme dedim ki tanıdın mı, kim bu? Ya inanmayacaksınız ama bana ne dedi biliyor musunuz? Ha tanıdım, yan sınıftaki oğlan bana mektup yazıyor. Demek ki bir de ilk aşkını unutmuyor insan. Ve bir gece, şimdi artık tamamen anılarının hiçbir tanesi yok ama yavaş yavaş kayboldu. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl böyle böyle gittik. Bir gece dedi ki, benim Aksaray'a gitmem lazım. Ne oldu anne? Babaannem ölmüş, benim Aksaray'a gitmem lazım. Anlatmaya çalışıyoruz ama o tarihte yaşadığımızı düşünüyor. Dolayısıyla bugün burada olmak benim için 1950 doğumlu Yücel Çoker'in ve sevgili Lacivert Usta dedemin ve onun babası Hüseyin dedemin bu ülke, bu topraklar, bu şehir, bu vadi, bu insanlar için yapmak istediklerinin bir parçasıdır. Annem unutmaya başladığında yazıp da göndermediği mektupları okumak, kitaplarını, günlüklerini okumak bir evlat olarak gerçekten çok zordu. Tabii ki çok üzüldüm ama birdenbire şunu anladım. Onun unuttuğu yerden anlatmaya devam etmeliyim. Onun en güzel anılarını yazarak anlatmalıyım ben de. O yüzden unutursun da Ihlara'yı anlatıyorum. O yüzden bir Cihan Kafes'te Aksaray'ı anlatıyorum.
O yüzden annem kadına çok inandı. Hep destek oldu, siyasette, ticarette, her yerde olmalı dedi. Hep güçlü olmalı dedi. Annem bizi zor bir dünyaya hazırladı. O yüzden son kitabım Üç Kız Kardeş'te hep şunu söylemek için. Farklılıklarımızla beraberiz biz. Bir bütünüz. Bir geceden bahsedebilmek için, bir günden bahsedebilmek için ne deriz? Bir gece bir gün deriz. Toplam 24 saat. Isıdan bahsedebilmek için sıcak ve soğuktan bahsederiz. İnsandan bahsederken kadın ve erkek deriz. Biz bütün zıtlıklarımızla, bütün farklılıklarımızla bir bütünüz. Öyle güzeliz, öyle şahaneyiz. Ama koyun zıtlığı bir tarafa. Eminim her biriniz kendi evladınızı öperken bir başka annenin evladı için de üzülürsünüz. Televizyonda haberleri seyrederken, ah şu gencecik çocuklar eve sağ salim dönsün dersiniz. Mutlu, huzurlu bir sabaha uyanmak istersiniz. Başka bir kadının çocuğu açsa, kendi çocuğunuzun ekmeğinden bir parça koparıp mutlaka ona da verirsiniz. Dua edersiniz, ağlarsınız, içinizi dökersiniz. Ben size içimi dökmeye geldim. Annemin memleketine. Çünkü biliyorum ki bütün ilaçlar bir parça zehirden oluşur. İnsanın acı onun içindeki zehirdir. Yazarsa, anlatırsa, dışarı çıkarırsa belki de o zehrin bir parçası bir başka kadın için şifa olur. Annemin selamını kabul edin. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Annemin sabah namazlarını dinlerdim. Hep derdi ki, Allah çocukların vatanı, milleti, hayırlı evlatları olsun. Her duası böyle biterdi. Çocuklarınız, emek verdikleriniz, büyüttükleriniz, vatanı, milleti hayırlı olsun. Evlatlarınızdan gülün. Oh,
diyerek farkındalık oluşturmak için kökenli dua yaptık. Kadınız Haluk Şahin Yazgı'nın desteği ve eşi Hasibe Hanım'ın öncülüğünde 2014 yılında çıktı Gülümseyen Yüzler görmek için var gücümüzle çalışacağız. Kadın demek, ana demek, eş demek, umut demektir.